Sevgili dostlarım merhabalar. Mobitel iletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret aşağı e halka arz oluyor arkadaşlarım. 1 lira 60 kuruştan şu an e, hissesine de halka arz olacak arkadaşlar. Baktığımız zaman baya bir lot var. E, sizlere genel olarak bilgisini paylaşacağız. Peki nereden paylaşacağız? Arz Haber'den paylaşacağız arkadaşlarım. Arkadaşlarım Arz Haber'in isterseniz sizler de e, Play Store'dan indirip takip edebilirsiniz. Peki konumuza dönelim. Arkadaşlarım 208 bin lot hisse halka arz edilecek. Sabit fiyatla talep toplayacak. Halka açıklık oranı yaklaşık olarak %21 diyebiliriz arkadaşlarım. Ana pazar hissesi olacak arkadaşlar. Ek satış yok. Info Yatırım ise halka arzı konsesyon liderliği yapacak. İşlem kodu ise arkadaşlar MOP TL olarak belirlendi. E, mobiliteli iletişim halka arz eşit mi oransal mı e, sonrasına da eşit olacak arkadaşlar yurtdışı bireysel yurtdışı e, yurt kurumsal ve yurtdışı kurumsal yatırımcıların hepsine eşit dağılım olacak arkadaşlar peki mob e, mobiliteli iletişim halka arzına hangi bankalar ve kurumlar üzerinden katılım sağlayacak arkadaşlar info yatırım konsorsiyum lideri daha sonradan belirtilen konsesyon üyelerinden talep edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bak arkadaşlar bu info yatırımı yakınen e, takip ediyoruz. Yani biz de kullanıyoruz. E, gayet de başarılı görüyoruz. E, sizler de isterseniz e, aracı kurumunuzu değiştirmek istiyorsanız da e, geçebilirsiniz arkadaşlar. E, borsa gündem olarak da söylerseniz arz haber yahut da Borsa gündem ikimizi söylerseniz daha da iyi olur. Yani ikimizi söylerseniz biraz daha güzel komisyon alabilirsiniz. Peki tekrar konuya dönelim. Arkadaşlar halka ne zaman olacak? Arkadaşlar Önümüzdeki hafta itibariyle e, bekliyoruz işin doğrusu. E, şimdi yarın zaten şey gelir. E, onaylı izahname gelir. Hangi gün olacağını da yarın tekrar sizlerle paylaşırız. Arkadaşlar peki hocam bu 2000 18'den 2021 yılına kadar neler yapmış? E, finansal tablolarına bir bakın diğer arkadaşlarıma da şunu da bir kırmızı yapayım ya. Evet arkadaşlar 2018 yılında 17 milyon kar e, karı varmış arkadaşlar. 2019 yılında 5 milyonluk bir karı var. Küşret kısmına karışma, şey yapmıyorum arkadaşlar. E, takılmıyorum. E, 2020 yılında nasıl olduysa 377 milyon katlamış. Bayağı güzel bir katlamış arkadaşlar. 2020 yılının diğer döneminde 20 milyonluk bir zararı varmış arkadaşlar. 2021 yılında ise 76 milyonluk bir dönem karı varmış arkadaşlarım. Evet. Peki günlük alım emri taahhütü de var arkadaşlar. Bu kısım gayet önemli. Bayağıdır da hisse senetlerinde bunları görmüyorduk. En son hangisinde gördük? Maren'de mi görmüş Yok Maren'de görmedik. Daha önceki iş cesaretlerinde gördük de Maren'de görmedik herhalde. Öyle hatırlıyorum ama ee, tekrar neyse konumuza dönelim. Arkadaşlar İratçının ana pay sahibi olan ve aynı zamanda ortak satışı e, yöntemiyle paylarının halka arz eden Aydın e, Mıstaçoğlu adına şirket paylarının borsada işlem e, görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle günlük alım emri taahhütü e, verecekmiş arkadaşlar. Gün açılış sayesinde halk arz fiyatından info yatırım aracılığıyla 5 milyon adet günlük geçerli alım emri girecekmiş. Yani bu hisse senedine halk arz fiyatından günlük 5 milyon girecek arkadaşlar. Şayet altına düşerse 5 milyonunu almış olacak. Ki genel olarak baktığımız zaman 5 gün boyunca düşmüyor. 5 günden sonra da genel olarak düşüyor arkadaşlar. Bunu da önceki halk görmüş olduk. Peki Günlük alım emri taahhütlü kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak satışı kapsamında elde edilen bürüt kaynak e, kar olacaktır. <laughs> Özür diliyorum. Mobiliteli iletişim halka az gerekçesi peki nelermiş arkadaşlar? Şirket ve bağlı ortaklarının öz kaynaklarının güçlendirilmesi, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, büyüme hedeflerinin devamlılığını sağlaması arkadaşlar şirketin bilinirliğinin yurt, yurt içi ve yurt dışında artırılması, rekabet gücünün artması, arkadaşlar potansiyel mü, e, müşteriler nezdinde mevcut güvenilimin ve saygınlığın artması, sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması, raporlama standartlarının geliştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükselmesi, mobil tel iletişim halkardan edilen fonun kullanım yerleri neler olacakmış. Arkadaşlar %70'ine karşılık gelen tutarın şirketin finansal borç ana para ve faiz ödemelerinde kullanılması planlanıyor. Arkadaşlar şöyle bir tane şöyle bir yapayım da dikkat çeksin. yüzde %30'una karşılık gelen genel tutarın işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılması ne ayrılacakmış arkadaşlar. Biraz fazla sanki %70 de ne kadarlık bir borcunuz var da bu kadar bir kaynak ayırdınız. Neyse finansal borç, ana para ve faiz ödemeleri şirket halk kar gelirinin %70'ine karşılık gelen tutarıyla şirketin şirketin tam konsolidasyona dahil edilmiş bağlı ortaklarının çoğunluğu kısa vadeli olan banka borçlarını kapatmayı planlamakta. Bu sayede bir yandan pasif içinde yabancı para kaynağının payı azaltılarak öz kaynak yapısının daha güçlü hale getirilmesi bir yandan daha kalıcı finansman sağlayan şirketin finansman maliyetlerinin azaltılarak net karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmekteymiş arkadaşlar. İşletme sermayesinin güçlenilmesi demek isterken ne demek istiyormuş şirketin büyüme stratejisine paralel olarak faaliyetlerinde ve ticaretini yaptığı ürün gamında çeşitlilik sağlamak amacıyla daha fazla İşletme işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda şirket halkardan elde edeceği gelirin %30'una karşılık gelen tutarı işletme sermayesi ihtiyacı için kullanmayı hedeflemek demiş. Böylece stratejik amaçlara uygun olarak da istikrarlı büyümenin sağlanması öngörülmek demiş arkadaşlar. Peki mobil iletişim hizmetleri sanayi ve ticaret aşağı hakkında Neler biliyoruz arkadaşlar 2001 senesinden bu yana mobil telefon GSM yani şu an GSM diyelim arkadaşlar parasında e, dispilatörlük faaliyetlerini yürütmekteymiş. Türkiye mobil telefon pazarına gelen dispilatörlük faaliyetlerini sürdüren şirketler içerisinde kurumsal tecrübesi en yüksek ve en köklü şirketlerden biri konumundaymış. Dispiratörlüğünü üstlendiği ürün grupları arasında mobil telefonların yanısına tablet, bilgisayar, mobil telefon aksesuarları, hat kontür, sanal TL, konuşma hattı, e, modem gibi e, telekülümasyon e, operatör ürünleri gibi sektör açısından geleneksel sayılabilecek ürünler olduğu gibi teknolojinin gelişimine paralel olarak son yıllarda hayatımıza giren akıllı saatlerden robot süpürgelere kadar geniş yelpazelerde yayılan yenilikçi ürünle de yer almaktaymış. Mobiltel Türkiye'de mobil telefon satan bütün satış kanalları ile doğrudan ticaret yapmaktaymış. Mobiltel'in dağıtımını üstlendiği markalar arasında Apple, Samsung, arkadaşlar Poco, Oppo, Real, Redmi, Vivo, Huawei vesaire vesaire arkadaşlar Casper falan filan işte bunların her birisi de Varmış arkadaşlar. Türk Telekom gibi de dünyanın ve Türkiye'nin kendi alanında önde gelen markaların markaları yer almaktaymış. Arkadaşlarım şimdi e, hocam senin kafana neresi takıldı diye soracak arkadaşlara. E, arkadaşlar o kısım biraz kurt düşürdü. Yani şu kısım e, biraz canımı sıktı. Neden yalan söyleyeyim. Şu kısım biraz canımı sıktı. E, fiyat olarak uygun. E, %30'luk kısmı da başarılı. Ama keşke hani şu %70'lik kısmını biraz keşke dağıtsalardı. Yani bu şekilde biraz olmadı gibi geldi bana ama e, yine de arkadaşlarım e, detaya geldikçe de tekrar değerlendireceğiz. Ona göre şimdi kötü demeyelim. En azından da e, şu anlık orası bizim kafamızı karıştırdı arkadaşlar. E, tekrardan sizlerle e, değerlendirmesini yapacağız. Arkadaşlarım e, şimdi ideal datanın güzel bir uygulaması var arkadaşlar. E, sizler de ideal datanın uygulamasına satın alabilirsiniz. Borsa gündem yahut da arz haber diyerekten de biraz daha uygun bir fiyata alabilirsiniz arkadaşlarım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlarım. Bu arada Borsa gündemin Whatsapp grubunun linkini alt kısımda paylaşacağım sizlerle. Allah'a emanet olunuz. Hepinize bol bol kazançlar diliyorum.